Gama Spor takipçileri herkese merhaba. Bir futbol gündeminde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün gündemimiz yoğun. Antep Trabzonspor maçı var. Akhisar Galatasaray karşılaşması var. Transferi konuşacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. İlk önce İlker Tosun'a merhaba diyelim. Stüdyomuzda Trabzonspor yazarımız İlker Tosun var. İlker abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün seninle Trabzonspor'u konuşacağız. Gaziantep Spor Trabzon maçını konuşacağız. Evet. İstersen bir Trabzon analizle başlayalım. Tamam. Trabzonspor geçen hafta ligin ilk maçında lige galibiyetle başladı Kasımpaşa Spor karşısında. Bugün de Antep deplasmanında. Bugün maça çıkarken Trabzonspor taraftarları gene bir heyecanlı bekleyiş içine girdi herkes. Çünkü her ne kadar hedefi yüksek tutulan bir sezon olmasa da ilk haftaya galibiyetle başlamak ister istemez tekrardan ilgiyi, motivasyonu ve coşkuyu arttırıyor. Bugün de o günlerden bir tanesi. Bu karşılaşmada Trabzonspor'un geçen haftaki kazandığı ilk 11'e benzer bir ilk 11'in çıkabileceğini düşünüyorum. Çok büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum ancak belki 1-2 noktada değişiklik olabilir. Bu değişiklikler konusunda öncelikle zannedersem ileri hatta bir değişiklik olacak. Muhammed'in yerine ben Suk'un görev alacağını düşünüyorum. Yeni transfer. Evet, yeni alınan oyuncu. Geçen hafta ilk maçta sonradan oyuna girdikten sonra kısa sürede olsa yaptıklarıyla iyi bir alternatif olduğunu, hatta şu anki var olan alternatifler içinde belki de en iyi alternatif olduğunu gösterdi bence de. Kendisi çünkü hem fiziğine rağmen hızlı bir görüntüsü var. Ayrıca fiziki görüntüsünden beklenmeyen bir top hakimiyeti, tekniği var. Bu yüzden bence ileri hatta alternatifler arasında birinci sırada Suk değerlendirilir diye düşünüyorum. Onun dışında yapılabilecek, belki bekleyeceğim bir değişiklik sol kanatta olabilir. Güray'ın yerine bu maçta İbanez ilk 11'de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hatta birazcık ben Suk ve İbanez'e de bir birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle bir paket gibi değerlendirebiliriz onları. Çünkü Suk hava toplarında hakim bir futbolcu. İbanez de özellikle en son yapılan hazırlık maçında Bursa Spor'la yaptığımız maçta gördüğümüz kadarıyla çok iyi ortalar yapan bir oyuncu. O yüzden Suk'un oynadığı zamanlarda İbanez'in de oynaması gerektiğini ben de düşünüyorum. Bugün ilk 11'de İbanez ve Suk'u Güray ve Muhammed'in yerine görebiliriz diye düşünüyorum. Peki Ersun Yanal kafasındaki, sezon öncesindeki kafasındaki kadroyu yavaş yavaş şekillendirdiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü Trabzon, bizim tabirimiz vardır ya transfer şampiyonu diye. Aslında transfer şampiyonu sıfatı da yakıştırılabilir Trabzon'a. İstediği transferleri yaptı Ersun Yanal. Yönetimin büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten hocanın istediği transferlerin hepsini yaptılar. Hoca da yavaş yavaş artık istediği kadroyu çıkartmaya başlıyor. Onazi gibi bir gerçek var. Hocanın gol sevinçlerini gördüm ilk maçtan sonra. İnanılmaz seviniyor hoca. Çok mutlu olmuş Onazi gol attıktan sonra. Onazili, İbanezli, Suklu, yani Ersun Yanal kadrosu gümbür gümbür geliyor diyebilir miyiz Trabzonspor için? Şöyle, tabii Ersun Yanal'ın bu Trabzonspor'da 3. dönemi. İlk döneminde gayet başarılı bir dönem geçirmişti. Hatta devamında bıraktığı takım 2010-2011 sezonunda çok başarılı bir sezon geçirdi. 2010-2011'in takımının da temellerini atan hocadır Ersun Hoca. Ardından ikinci gelişinde yönetimle pek uyum içinde çalışamadı diyelim. Zaten moral motivasyon açısından da çok düşkün bir takım vardı. O yüzden de çok başarılı olamadı diyebiliriz. İkinci dönemini zaten yok farz edebiliriz Ersun Yanal'ın. Bu üçüncü dönemde Ersun Yanal hem takımda oyunculara hem de taraftarlara ilk sefer geldiğindeki heyecanı veriyor. Onda o motivasyonu görüyoruz. Çünkü genelde şöyle korkular vardır. Aynı şeyin ikinci, üçüncü seferki denemelerinde hani ilk seferki heyecan olmaz mı acaba diye bu tarz teknik direktör futbolcu denemelerinde hep bir şüphe vardır. Ancak Ersun Yanal bugüne kadarki göstermiş olduğu coşkuyla gerek demin senin söylediğin üzere gol sevinçlerinde olsun, gerek antrenmanda oyuncularıyla iletişiminde olsun eski heyecanını kaybetmediğini, hatta eskisinden daha da heyecanlı olduğunu gösteriyor. Tabii onun bu heyecanını arttıran sebeplerden bir tanesi de senin bahsettiğin gibi transferler. Trabzonspor transferlerde scout ekibinin önerilerini ve teknik direktör Ersun Yanal'ın önerilerini şu an birinci sıraya koyuyor. Yani şöyle diyebilirim. Trabzonspor'da transferlere artık
menajerler değil, bu işte teknik olarak ilgilenen izleme ekipleri ve Ersun Yanal karar veriyor. Bu yüzden de Trabzonspor ihtiyaçları doğrultusunda transfer yapıyor. Transfer yapmış olmak için transfer yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Trabzonspor'a bunu iten şey de ekonomik durumu oldu. İçine girmiş oldu. O yüzden de şu an kadroya da baktığımızda genel olarak zannedersem sağ kanat dışında, yani sağ kanatı hem sağ bek hem de sağ açık pozisyonu için söylüyorum. Sağ kanat dışında şu an bu sezonki hedeflere bakarsak Trabzonspor'un hedeflerine yeterli gözüken bir kadrosu var. Ama işte sağ kanatta bir takım eksiklikler var. Onun için de şu an zaten yönetim çalışmalar içerisinde. Ersun Yanal'ın kadro oluşturmadan önce bu kısa zamanda oluşturulmuş bir kadro gibi durmuyor. Yani üstüne çalışılmış, scout ekibiyle, yardımcılarıyla beraber kurulmuş ve başkan ve yönetimle görüşüldükten sonra transferlere yapılmış bir sistematik bir oluşum var sanırım. Yani bu sene bu sistematik oluşumun başarılı olup olmayacağını mı göreceğiz aslında? Aynen öyle. Şimdi şöyle, geçen sezon Muharrem Usta yönetimi göreve geldiğinde sen de biliyorsun göreve gelirken en büyük iddialarından biri Lucescu konusuydu. Bu yüzden ilk geldiklerinden sonraki o sezon arası dönemde de Lucescu üzerine çok çalışmalar oldu. Ve ardından da Lucescu transferi gerçekleşmeyince bu sefer yönetim birazcık sanki bir şu sezonu bitirelim artık tarzından gerek hoca gerek oyuncu seçimlerinde daha çok geçici çözümler ortaya koydu. Ancak bu transfer dönemi Trabzonspor'un yaptıklarına bakınca aslında Ersun Hoca ile birlikte bu planlamanın Ersun Yanal zannedersem imzayı attığı tarihten itibaren değil, birkaç ay öncesine dayanan bir planlama olduğunu görebiliyoruz. Kesinlikle. Çünkü gerçekten transferler nokta transfer olarak yapılıyor. Bir telaş içinde yapılmıyor. En önemlisi de bu. Ve bu durumda bize bunun birkaç ay öncesine dayanan bir planlama olduğunu, daha Ersun Yanal resmen Trabzonspor'un teknik direktörü olmadan da transferler konusunda fikrinin alındığı, bir istişare içinde olunduğu imajı veriliyor. Bence de orada senin yorumun çok doğru ve çok güzel. Yani bu transfer dönemiyle kısıtlı bir çalışma değil. Belli ki ta kıştan beri, belki ilkbahardan beri başlatılmış bir çalışma. Şimdi de onun yavaş yavaş meyvelerini alıyor Trabzonspor. Peki. Oscar Cardozo, bir parantez açmak istiyorum Cardozo için. Oscar Cardozo, Samuel Eto'o, Didier Drogba, bu tip golcüler tecrübeleriyle gol atıyorlar özellikle ligimizde. Fakat o Oscar Cardozo Ersun Yanal kadrosuna düşünülmedi. Ve Oscar Cardozo Olympiakos'la görüşüyor. Tam anlaşılma sağlandı sağlanmadı tartışmalar var ama Olympiakos gibi Yunanistan'ın bir numaralı takımı istiyor. Mesela Ersun Yanal Oscar Cardozo'yu düşünmedi kadrosunda. Hani demek ki kafasında bir şeyler var. Yani Oscar Cardozo'yu gayet yedeğinde tutup son yarım saat kullanıp belki ondan skor anlamında da katkı da alabilirdi. Şöyle, bence de Cardozo kesinlikle özel parantez açılması gereken bir konu Trabzonspor'da, özellikle şu dönemlerde. Ersun Yanal'ın önceden beri Trabzonspor dışında da çalıştırdığı takımlara bakarsak, Ersun Yanal'ın oynatmak istediği hızlı futbola ne yazık ki Cardozo şu zamanki fiziksel formuyla pek uygun bir futbolcu gibi gözükmüyor. Tabii ki Cardozo çok büyük bir golcü. Sadece Türkiye için değil, Avrupa'da, dünyada çok saygın bir futbolcu, çok saygın bir golcü. Evet, benim açımdan da bakacak olursak, özellikle demin bahsettiğim üzere İbanez'in ortalarından bahsettim. Ben Bursaspor maçını izlerken İbanez'in ortalarına böyle baktıkça hani ah keşke şu an ortada Cardozo olsaydı dedim. Ondan dolayı da acaba hani Cardozo bu yılda bu takımda kalsa daha iyi olur mu olmaz mı düşüncesi bende de var. Ama ne yazık ki demin bahsettiğim üzere bu nasıl şu anki izleme ekiplerinin ve teknik direktörlerinin kararıyla doğru ve ekonomik transferler yapılıyorsa, önceki yıllarda bu uygunlukta, bu doğrulukta yapılmayan transferlerin ekonomik acısını şu an çekiyor Trabzonspor. Ve bu ekonomik sıkıntılarından dolayı Cardozo'ya önceden beri ödemiş olduğu ücreti ödemeye devam edecek imkanı yok. Yani Ersun Yanal'ın
oynattığı eskiden beri gelen futbol tarzına şu anki Cardozo'nun hafif uyumsuzluğuyla beraber Trabzonspor yönetiminin ekonomik anlamdaki küçülmeye gitmesi örtüştü Cardozo konusunda. Ve bu yüzden de Cardozo zannedersem birinci sıradaki ihtimal Olympiakos ve Cardozo gidecek büyük ihtimalle. Bu seneki planı da yok. Ama şunu söyleyebilirim Trabzonspor üzerinde, demin de bahsettiğim üzere Drogba, Eto, bunlar çok büyük, çok kariyerli futbolcular. Trabzonspor üzerinde de bunu bahsedecek olsak, Cardozo bir de ben önceden giden Bosingo'ya bir parantez açmak istiyorum. Şimdi şöyle bir söz vardır senelerdir denen, Trabzon'a yıldız futbolcu gelmez diye. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cardozo ve yani Trabzonspor'a yıldız futbolcu gelmez. Evet, neden gelmez? Buna üretilen, desteklenen tez şu, işte şehrin çok büyük dünya çapındaki yıldız futbolcularının eğlence anlamında beklentilerini karşılamayan bir şehir olduğundan bahsediliyor. Ancak bu böyle değil. Ne açıdan? Bunun en güzel iki örneği de Cardozo ve Bosingva'dır. Çünkü başarısızlıklarına Trabzon şehrine yıldız gelmez sözünü kalkan eden yöneticilerin hiçbir bu konuda sunduğu oyuncu Cardozo veya Bosingva'dan daha kariyerli veya daha başarılı bir futbolcu değil. Yani böyle olunca da direkt soru akla geliyor. Oscar Cardozo ve Jose Bosingva'nın başarılı ve de her şeyden önemlisi mutlu, huzurlu olduğu bir şehirde herkes oynar demektir. Şimdi şöyle bir şey var. Oscar Cardozo, Bosingva, Marco Marin, yani Trabzon kendi içinden de yıldız üretti. Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz. Ya bu adamları İstanbul kulüpleri istemedi mi? Bu adamın Trabzon'un şehrini sevdikleri için, Trabzonspor'u sevdikleri için Trabzon'da kalmadılar mı? Tabii. Yani o şehir, Trabzonspor yapısı bambaşka bir şehriyle, taraftarıyla bütünleşen bir yapı. Yani onun sıcaklığı bir yerde eğlenmeye çıkmandan belki seni daha çok motive ediyor. Aynen öyle. Hatta zaten bakacak olursak dünyada yıldız diye tanımlayabileceğimiz oyuncuların hepsi sportif ahlakı çok yüksek, iş disiplini ve iç disiplini çok yüksek futbolcular. Böyle futbolcular zaten tam anlamıyla işlerine konsantre olmak istiyorlar. Tam anlamıyla kendilerini hem fiziken hem ruhen sporculuğa bağlı hissetmek istiyorlar. Aslında aksine yıldız oyuncu Trabzon'a gelmez değil, sadece işine odaklanan bir sporcu için en ideal şehirlerden biridir aslında Trabzon. Yani bu yüzden Trabzonspor aslında tercih edilmeyecek değil, aksine Trabzon şehrinden dolayı tercih edilmesi gereken bir yerde diyebiliriz. Bundan dolayı da Bosingva ile zaten yollar ayrıldı. Şimdi Cardozo ile de yollar ayrıldıktan sonra benim önerim ve benim düşüncem, Trabzonspor Oscar Cardozo ve Jose Bosingva ile ilişkilerini mutlak surette devam ettirmek zorunda. Ve iyi bir şekilde tutmak durumunda. Çünkü gerçekten Trabzon'da hem altyapı açısından da çok bereketli topraklardır diyeyim. Oradan yetişecek oyuncular için çok iyi iki örnektir. Hem Bosingva hem Cardozo. O yüzden Trabzonspor'un yöneticilerinin, şu anki hali hazırdaki yöneticilerinin, bundan sonra gelecek yöneticilerinin ne yapıp edip Bosingva ve Cardozo gibi hem o an takımda oynayan hem de takıma aşağıdan yetişecek gelen genç oyuncular için örnek müthiş olabilir. Örnek olabilecek bu oyuncuları mutlaka takımla iç içe, şehirle iç içe tutması lazım. Ben hem kendi yakın çevremden hem de nispeten sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla şunu diyebilirim. Bu konuda içleri rahat olsun. Trabzonspor taraftarı Bosingva ve Cardozo ile o bağı kurdu. Yani Bosingva ve Cardozo üzerinden yapılacak olan her türlü saha içi ve saha dışı planlamada taraftar destek olacaktır. Bu yüzden bu ilerleyen yıllarda idari menajerlik olur veya kulübede teknik direktör yanı olur. Mutlaka bir şekil bu oyuncuların tecrübesinden ve birikiminden faydalanmak gerekir diye düşünüyorum. İlker abi, tekrar maça dönmek istiyorum bu akşamki karşılaşmaya. Antep deplasmanına gidecek Trabzonspor. Geçen hafta Kasımpaşa gibi oturmuş bir takım diyebiliriz. Kasımpaşa Spor oturmuş bir takım. Evet. Ne oynadığını bilen, takım halinde defans yapıp ofansa çıkabilen bir takım. Trabzonspor'da yeni kurulmuş bir takım diyebiliriz. Ama rakibe çok pozisyon vermeden 2-0 gibi net bir skorla hem de taraftarı olmadan kazandı Trabzonspor.
Bu hafta da Gençler Birliği deplasmanında kaybeden, umut da vaat etmeyen ilk maçta. Çok olumsuz konuşmayalım ama Antep, ben izledim, sen de izledin. Programdan önce de konuştuk. Çok umut vaat etmedi. Antep deplasmanına gidiyor Trabzonspor. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, Trabzonspor geçen hafta seyircisiz oynadığı maçı kazandı 2-0 ve biz de maçtan önce, hatta Gökmen abiyle yaptığımız yayında, seyircisiz oynamasının Trabzonspor için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağını konuşurken dezavantajdan ziyade avantaj olacağı konusunda hemfikir kalmıştık. Çünkü senin de söylediğin gibi takım olma sürecinde, takım olmanın arifesinde olan bir futbolcu topluluğu için bazen böyle süreçler avantajlı olabiliyor. Trabzonspor için de güzel bir başlangıç oldu. Çok önemliydi Trabzonspor için ilk maçını galibiyetle tamamlaması. Galibiyette bir de galibiyeti hak ettiğini düşündüğümüz bir futbolla sağladı. Bununla beraber başta Onazi olmak üzere yeni transferlerinde kolay adapte olabileceğini, hatta yeni transferlerin ilk 11'in değişilmez oyuncuları zamanla olacağını görünce Trabzonspor taraftarı mutlu oldu. Bugün oynayacağı Antep deplasmanında Antep Ligi iyi bir başlangıç yapamadı. Geçen sezonda çok iyi bir sezon geçirmedi Antep. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Gaziantep Spor denilince aslında bu ligin en korkulan deplasmanlarından, yani büyük takımların dahi böyle önlerine fikstürü alıp bir puan hesabı yaptığında deplasmana işte giderken eyvah diyecekleri bir deplasmandı Gaziantep deplasmanı. Evet, yani kendilerini çok iyi hissettikleri hafta bir puan yazabilecekleri bir deplasmandı. İsmi çok büyük bir şeydi. Ama şu an ne yazık ki diyorum, son birkaç yıldır Gaziantep Spor'un biraz eskiden kalma, sadece şu an ismi kaldı. Saha içinde pek eski başarısını, gücünü göremiyoruz. Çünkü önceden hem önceki yıllarda hem oynadığı futbolla hem de hani bu futbolcuları nereden buluyorlar, getiriyorlar dediğimiz çok atik, çevik, yabancı oyuncu transferleriyle çok kendinden söz ettirirdi. Tabii bu akşamki maçta ne olur bilinmez ama ilk haftaları da göz önünde bulundurursak Trabzonspor için bu maçın hala da tüm kağıt üstünde gözüktüğü kadar zor bir maç olmayacağını düşünüyorum ben. Evet. İlker abi, istersen yavaş yavaş Akhisar Belediyespor Galatasaray karşılaşmasına geçelim. Tabii. Senle maç hakkındaki yorumlarını senden alırken ben de bir yandan da Sayın Gökmen Özdemir'e bağlanayım. Hem Galatasaray'ın transferlerini, diğer büyük takımların transferlerini ve Galatasaray maçını Gökmen Özdemir'le konuşalım. Başlayabilirsin. Şöyle, ilk haftanın iki galip takımının mücadelesi olacak. Akhisar Belediyespor lige Kayserispor deplasmanındaki galibiyetle başladı. Galatasaray'da yeni transferi Eren Derdiyok'tan gelen son dakika golüyle kazanmış olduğu Karabük maçıyla başladı. Bugünkü maçta Akhisar zor bir deplasman. Yani bundan önceki sezonlarda da gördüğümüz kadarıyla özellikle şampiyonluk hesabı yapan takımların hep tökezlediği, hep puan kaybettiği, çok kolay kolay galibiyet çıkartamadığı, hatta kimi zamanlar aldığı beraberliklere sevinmek durumunda kaldığı bir deplasman haline geldi Akhisar deplasmanı. Bugün de şüphesiz Galatasaray açısından zor bir maç olacaktır. Galatasaray'ın ilk maçında şans da yanındaydı diyebiliriz. Çünkü özür diliyorum İlker abi. Tabii ki. Sayın Gökmen Özdemir, merhaba. Merhaba İlkan, merhaba İlker, iyi yayınlar. Teşekkürler Gökmen abi. Sevgili İlker Tosun'la beraberiz. Trabzonspor'u konuştuk. Sıra Akhisar Galatasaray karşılaşmasına geldi. Hem transfer gelişmelerini hem de Akhisar Galatasaray karşılaşmasını senin değerlendirmeni istiyoruz Gökmen abi. Karşısında 90 dakikanın tamamında ikisi bir futbol oynamışlardı. Maçın uzatma dakikalarında, hatta onun da sonunun sonunda Eren'in attığı bir golle Galatasaray karşılaştığı 1-0 kazanmıştı. Ama genele bakarsanız Galatasaray iyi futbol oynamıyor.
ki bu hazırlık döneminde böyle değildi. Galatasaray daha iyi futbol oynuyordu. Ne oldu da Galatasaray'ın mekanizmasında bir arıza oldu? Geçen hafta Galatasaray oynayamadı. Onu çözemedi kimse. Zaten hem Galatasaray yöneticilerin hem Rikering'in de söylediği bu. Biz daha iyi futbol oynuyorduk. Ne oldu da şu anda iyi oynamıyoruz? Bu sorunun cevabı bu akşam biraz daha yanıt bulur kanaatindeyim. Çünkü kadroda ben değişiklikler bekliyorum. Geçen haftaki kadroya göre. Joshua'nın oynayabileceği kanaatindeyim. Sağ tarafta Sabri başlayabilir maça. Lenis'in yerine. Yine de bence beklemekte fayda var. Maçı görelim. Akhisar her zaman iyi futbol oynamaya çalışan, kadrosu çerçevesinde iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Her zaman maçı kazanmaya çalışan bir takım. Öyle çok defans yapan, arkaya kapanan bir mantaliteye sahip değiller. Ben güzel bir maç bekliyorum. Zaten liglerin ilk haftalarında genelde karşılaşmalar ben gollü olmasını bekliyorum. Benim için mesela geçen hafta Karabükspor Galatasaray maçının 1-0 bitmesi sürpriz oldu. Dün yayında ben Konyaspor Beşiktaş maçıyla ilgili yorum yaparken gollü bir maç bekliyorum demiştim. Bu iki takımın da çok büyük gol yetenekleri olmasından kaynaklanmıyor. Takımların savunmaları daha oturmadı. Bundan kaynaklanıyor. Böyle bir yorum yapmak. Bu akşam da ben yine gollü bir maç bekliyorum. Bekleyelim görelim. Peki Gökmen abi, transfer gelişmelerini merak ediyor taraftarlar. Transfer hakkında ne diyeceksin? Galatasaray hala Diarra'nın üzerinde. Diarra'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Bu transferi bitirmeye çalışıyor. Bugün de net bir cevap çıkmadı gördüğüm kadarıyla Galatasaray adına. Olumlu veya olumsuz. Galatasaray alternatifler yaratarak Diarra'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Çıkan diğer haberleri de ben böyle değerlendiriyorum. Bunlar uzun zamandan beri konuşulan alternatiflerdi. Bu transferlerin olup olmayacağını Diarra'nın vereceği cevap belirleyecek. Bunu böyle görmek lazım. Forvet içinde Galatasaray'ın iki tane adayı var. Bunlardan biri Almanya'dan, biri İngiltere'den. Ama Galatasaray'ın forvet için parası kalmadı. Toplam bu işteki bütçesi 2 milyon euro. Yani oyuncu kiralanacaksa kiralık parası, oyuncunun parası 2 milyon euro'nun içinde olacak. Önümüzdeki hafta başına da Jason Dinayer'in tekrar Galatasaray'a ben bir seneyle geleceği şeklinde bilgiler aldım. Bunları da bekleyelim, görelim. Çok teşekkür ederiz Sayın Gökmen Özdemir. Yayınımıza katıldınız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Geldim, selamlar. Teşekkürler, selamlar. Selamlar abi. Evet. Gökmen Özdemir transfer hakkında da son bilgileri verdi. Gerçekten transfer dönemi çok yüksek elektrikte geçiyor İlker abi. Bütün takımlar için. Sadece büyük takımlar için değil. Yani Anadolu kulüpleri de taraftarları transfer bekliyorlar. Belki maçlardan daha heyecan buluyorlar transferde. Bilmiyorum yani, hiçbir zaman hani bana her zaman maçlar daha heyecanlı geldi ama taraftarlar her zaman transferi böyle hani biz şunu aldık, bunu alamadık. Yani bütün dünyada böyle değil mi? Böyle. Çünkü demin de programın başında senin de bahsettiğin gibi transfer sezonlarının da bir şampiyonu oluyor. Nasıl ki oynanan 34 haftalık lig maratonunun bir futbol anlamında şampiyonu oluyorsa, aslında sezon bir de transfer şampiyonunun belirlenmesiyle başlıyor. Bu sezonda dediğin gibi özellikle de tabii transfer sezonunun şu an son günlerine girdiğimiz için çok yoğun bir transfer gündemi var. Çok yoğun haberler var. Ondan sonra böyle olunca da tabii taraftarlarda ister istemez heyecan oluyor. Bir takımın kendi transferlerini diğerlerinden daha iyi hissetmesi direkt bu sezonki başarısıyla doğru orantılı gibi düşünüyor taraftar. O yüzden de bu direkt taraftara mutluluk anlamında yansıyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu dönemler takımların aynı zamanda yeni sezon formalarının da satışa çıktığı dönemler olduğu için taraftarlar forma almaya giderken onları forma almaya motive edecek futbolcu istiyorlar. Yani bu işin doğasında var. Yani atıyorum şu an Galatasaray taraftarı diyor ki mesela
İşte keşke Diarra gelse de yeni sezon gitsem Diarra formasını alsam, işte formanın arkasına Diarra'nın ismini yazdırsam. Aslında çok da olağan ve doğal bir şey değil mi? Tabii ki bu sadece bizim yani Türkiye'de Türk insanına ait bir şey değil. Bu bütün yurt dışında da böyle. Bütün hep transfer gündemleri. Hatta Türkiye'de bu daha yumuşak geçiyor diyebilirim. Yurt dışında böyle yabancı futbol takımlarının forum sitelerini veya benzeri sosyal paylaşımlarını okuduğunuz zaman aslında orada birbirlerine karşı da transfer anlamında çok daha sert demeçler, çok daha sert söylemler, aslında daha bir transfer savaşları var gibi. Bizde gene daha bir yumuşak yürüyor gibi sanki her şey. Ya şimdi şöyle, kombine kart satmak istiyorsun, forma satmak istiyorsun ve ciddi paralar bunlar. Öyle. Yani gerçekten ciddi paralar. Yani tamam, taraftar kalbiyle, bütün coşkusuyla seni destekliyor ama yani taraftarın da gönlünü biraz hoş etmen lazım. Transfer yapman lazım. Yani sen benim rakip takımdan arkadaşımsın, rakip takımı tutuyorsun. Ben sana diyeceğim ki işte bak İlker biz de gittik bunu aldık, siz alamadınız. Yani o tatlı rekabetin sürmesi lazım ki taraftar da kombineni de alsın, formanı da alsın. Yanlış mı söylüyorum? Tabii ki ben gayet doğru söylüyorsun. Hem bahsettiğin bu başka takım taraftarları arasındaki güzel diyaloğu sağlayabilmek adına önemli. Hem de biliyorsun özellikle son 2-3 yıldır kulüpler statların dolmamasından şikayetçi. Şimdi statların dolmamasından şikayetçiyken siz insanları stada çekmek istiyorsanız onlara bir önceki seneden farklı bir şey ortaya koymak durumundasınız. Kesinlikle. Onları heyecanlandıracak bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çünkü bu statların bütün bu boş kalma hali birazcık sosyolojiden, İktisattan yani ekonomiden bağımsız yapılan değerlendirmelermiş gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye toplumunun ekonomik yapısına da bakarsak insanların alım gücü ve buna rağmen statlara gidişin yani bir maç gününün bir insana yarattığı maddi külfeti karşılaştırdığımız zaman aslında çok büyük bir ters orantı var. Şimdi siz zaten düşük alım gücü olanlardan yüksek bir fedakarlık bekliyorsanız sizin de onlara bu fedakarlığı yapmasına motive edecek. Yani evet kombine bilete ben şu kadar para verdim ama veya işte bu maça gittim bana bu kadara mal oldu veya bir formaya gittim 150-200 lira verdim ama değdi dedirtecek oyuncular almanız gerekiyor. Yani çünkü kimi zaman geliyor işte öğrenci haftalığını biriktiriyor bir şekilde bir şeyinden kısıyor forma almak için. Veya bir başka insan maça gitmek için bir başka yapacağını iptal etmek durumunda kalıyor. Veya bir şekil kombine bilet alıyor ama onu 8-9 taksit yapıyor birkaç ay boyunca. Yani sezon bitiyor taksidi devam ediyor mesela. Öyle durumlar oluyor. O yüzden siz bu alım gücünden bu fedakarlığı bekliyorsanız siz de mutlaka onların önüne onları heyecanlandıracak bir şey koymak durumundasınız. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben şunu eklemek istiyorum. Statların dolmadığından bahsettin. Dün Konya Spor Beşiktaş karşılaşması vardı. Ben kendi adıma konuşayım. Çok keyif aldım karşılaşmadan. Neden? Stat dolu. Konya taraftarı maça gelmiş. Takımını seviyor, destekliyor. Takımı iyi top oynuyor. Taş gibi top oynuyorlar. UEFA Avrupa Ligi'ne kaldılar. Bir bütün olmuşlar. Yani takımıyla defans yapıyor, takımıyla atağa çıkıyor. Bir düdük geliyor hakemli diyor. Hep beraber kalkıyorlar, oturuyorlar. Yani Başakşehir örneğin, ya maçına giden taraftarları var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamanında 10 kişi falan izliyordu. Evet. Ama hani stat, yeni bir stat, güzel bir stat, iyi top oynuyorlar, hocaları ne oynatacağını biliyor falan. Futbol seyircisi gidiyor, izliyor abi. Evet, yani bu da şunu gösteriyor. Eğer siz izlenmeyi hak eden bir şey ortaya koyuyorsanız demek ki aslında o taraftar her türlü fedakarlığı yapıyor ve geliyor. Bu da aslında bize onu göstermiş oluyor. Yani daha bundan birkaç yıl öncesine kadar taraftarı yok dediğimiz takım bütün o durumlara rağmen başarılı olmuş bir şekil taraftarını arttırmışsa, bir şekil taraftarını stadyuma çekmişse konuşurken 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon taraftarım var diye övünen insanların da mutlaka en azından bir 30 bin, 40 bin kişiyi tribüne çekecek şeyi, malzemeyi ortaya koyması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Konudan konuya atladık hoş sohbetimizde. İstersen abi Akhisar Galatasaray karşılaşmasına geri dönelim. Tabii. Galatasaray'ı ilk maçta nasıl buldun?
Şöyle Galatasaray'ı ilk maçta şanslı buldum. Onu diyebilirim. Doğru kelime şanslıydı aslında. Evet, biraz şanslı buldum. Ama zaten şans futbolun çok içinde olan ve çok ciddi bir faktörü. Yani şansla alınan galibiyetlerde 3 puan, sonuna kadar hak etti denilen galibiyetlerde 3 puan. Yani şansla alınan galibiyet bir galibiyetin şeyini küçültmez. Ancak tabii şöyle, Galatasaray'ın zaten diğer bütün takımlardan farklı özel bir yanı var. Geçen sene de aslında çok eleştirildiği bir sezon yaşadı Galatasaray. Ama Galatasaray o kadar eleştirildikten sonra sonuçta sezonu bir kupayla tamamlayıp. İki kupayla bir de süper. Evet, yani onu hani süper kupayı bu sezona yazdım ben. Yani geçen sezonu bir kupayla tamamlayıp bu sezonu da bir kupayla başladı aslında. O yüzden Galatasaray'ı en azından rakiplerinin diyeyim eleştirirken de veya Galatasaray'ın hani şanslı galibiyet aldığı dönemlerde hani onları yani Galatasaray bu sene iyi değil diyerek göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü en ağır dozda eleştirilen hedefi olan Galatasaray, en hani artık bitik halde denen Galatasaray mutlaka müzesine bir tane kupa götürüyor. Bütün bu lig maratonları da, kupa maratonları da sonuçta bir kupaya ulaşmak içinse Galatasaray burada her daim iddialıdır. O yüzden de ilk haftaki futbolunun ben gene Galatasaray'ın rakipleri açısından aldatıcı veya sevindirici olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tam tersine kötü oynandığı zamanda bile galip gelen Galatasaray her zaman için rakipleri açısından ciddi bir tehlikedir diyebilirim. O yüzden çok eleştirilerek geçirdiği sezonun ardından Galatasaray bu sezon gene bu ligde bence bu sezon sonuna kadar yarışı kovalayacaktır diye düşünüyorum. Ama bugün zor bir maça çıkıyorlar. Tabii bu demek değil ki bugün de çıkıp rakibini yenecekler diye. Çünkü karşılarında gerçekten birkaç yıldır ortaya bir futbol koyan bir takım var. Akhisar Belediye gerçekten bir futbol koyuyor ve Rodega gibi çok ciddi bir hücum silahları var. Ben büyük takımlar bu sene transferde nasıl onun peşine çok düşüp ısrarcı olmadılar gerçekten anlam veremiyorum ama iyi bir futbolcu. Akhisar adına çok büyük bir şans, büyük bir hücum gücü. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum, sözünü kestim. Akhisar gerçekten ligin çok kaliteli, iyi top oynayan, ayağı top oynayan, ne oynadığını bilen bir takımı. Ama bunun mimarı da Cihat Aslan. Ve bu takımı bozmak istemeyen Cihat Aslan'ın Rodallega'yı göndermek istemediğini biliyoruz. Takımı korumak istedi. Şimdi şöyle bir şey var. Bundan 15-20 yıl önce büyük bir takım bir Anadolu deplasmanına gittiği zaman berabere bile kalsa eleştiriliyordu nasıl kazanamadı diye. Ama şimdi Akhisar gibi, Konya gibi, yani İstanbul'da Başakşehir gibi, yani bu takımlar gerçekten iyi takımlar. Yani bu takımlar gelip sizi kendi evinizde Türk Telekom Arena'da, Vodafone Arena'da, Şükrü Saraçoğlu'nda yense çok büyük olay olmaz çünkü iyi takımlar. Şimdi bu takımların deplasmanına gittiğiniz zaman puan kaybı yaptığınızda da eğer çok kötü top oynamadıysanız tabii ki eleştirilirsiniz kötü top oynadığınızda. Kazanınca bile eleştirildi Galatasaray. Ama bu takımlara karşı puan kaybı yani muazzam bir başa bela edilebilecek bir problem değil. Öyle. Çünkü senin de bahsettiğin gibi çok eskiden deplasmanda dahi olsa Anadolu takımlarına puan kaybedildiğinde büyük takımlara çok sert eleştiriler olurdu. Ancak yıllar geçtikçe büyük diye tabir ettiğimiz yani aslında lafı açmak gerekirse şampiyonluk yaşamış olan takımlarla şampiyonluk yaşamamış daha takımlar arasında makas ekonomik olarak açıldıkça futbol anlamında, oynanan futbol anlamında da makas kapandı. Yani büyük takımlarla, şampiyonluk yaşamış takımlarla diğer Anadolu kulübü diye tabir ettiğimiz kulüpler arasında ekonomik güç anlamında fark gitgide açıldı yıllar içinde. Ama büyük takımlar bunu futbollarına yansıtamadılar. Böyle olunca da bu takımlarla diğer alttaki takımlar arasındaki makas, futbol makası kapanmış oldu. Evet. Bu da taraftarlarda, büyük takım tutan taraftarlarda ister istemez şu bilinci gerçekleştirdi. Örneğin dün Konyaspor Beşiktaş maçı. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Bu sezona da en iddialı konumda başlayan takımı.
Ama eminim ki dünkü maçın 1-1 bitmesi Beşiktaş taraftarını çok büyük bir umutsuzluğa sevk etmemiştir. Hatta belki şey diyen de vardır. Sezon sonu şampiyon olursak bu bir puan bizim için çok kıymetliydi. Kesinlikle. Diyecek taraftar vardır. Bugün keza Galatasaray Akhisar deplasmanına giderken ya işte ilk haftayı zaten 3 puanla kapattık. Hani buradan da yenilmeyelim. Bir ahenk bozulmasın. Beraberlik Akhisar deplasmanında iyidir ama galip gelirsek de çok iyi sonuç diyecektir. Diyordur da. O yüzden bu güzel bir şey. Taraftarlarda da bu bilincin oluşması. Alttan gelen takımların da oynadıkları futbol açısından üsttekilerle makası kapatması çok güzel bir şey. Ki işte görüyoruz hem Başakşehir hem Konyaspor hem de Osmanlıspor. Bence Osmanlıspor da gerçekten bu ülkede başta Mustafa Reşit Akçay'a çok büyük harflerle yazmak çok üzere parantez açılması gereken bir kulüp. Bu takımların büyük takımlarla makası kapatırken bir yandan da Avrupa'da top oynama, Avrupa futbol kültürünü gelişmeleri de onlar adına da çok büyük katkı sağlıyor. Bugün Osmanlıspor'un başında Avrupa'da oynadığı yaklaşık 20'ye yakın maçta mağlubiyet görmemiş bir Mustafa Reşit Akçay var. Bu sene 6 karşılaşmaya çıktılar Osmanlıspor. Osmanlıspor parantezi açmamız iyi oldu. Hı. Konuşmak isterim. 6 maça çıktılar bu sene. 5 tanesini kazandılar, bir tanesini berabere kaldılar. Yani ilk defa Avrupa mücadelesine çıkıyorsun. 6'sından 5'ini kazanıyorsun. UEFA Avrupa Ligi'ne aslanlar gibi kalıyorsun diyebiliriz. Aynen öyle. Hak ederek kalıyorsun. İnşallah gruplarından da çıkacak dereceyi elde edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve hatta UEFA kura çekimlerini takip ettikten sonra gruplara baktığımızda Osmanlıspor daha bir şans verdiğimiz takımlar arasında gruptan çıkabilmek adına. Bu senin de bahsetmiş olduğun 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik. Evet, belki bunu ilk sefer Avrupa'ya katılan Osmanlıspor'la yapılmış olması çok şaşırtıcı geliyor ama bunu Mustafa Reşit Akçay hocanın yaptığını görünce aslında buna pek şaşırmıyoruz. Çünkü Mustafa Reşit Akçay Trabzonspor'da da teknik direktörken gerçekten çok başarılı bir Avrupa karnesi vardı. O zamanlardan da namağlup gelmişti. Bugün de şimdi yani lafı da şuraya getirmek istiyorum. Örneğin Osmanlıspor şampiyonluk yaşamamış. İşte Anadolu kulübü olarak nitelendirdiğimiz bir kulüp. Şu an hangi takım Osmanlıspor'la oynadığı maçtan beraberlikle ayrılırsa üzülür Türkiye'de? Vodafone Arena'da Beşiktaş oynarsa üzülebilir. Ama bugün deplasmanda yani Galatasaray Türk Telekom Arena'da, geçen haftaki Galatasaray Türk Telekom Arena'da bile Osmanlıspor'la berabere kalırsa tabii ki moral bozukluğu olur. Galatasaray her maçını kazanmak için çıkar. Real Madrid'le oynasa bile kazanmak için çıkar. Tabii ki. Fenerbahçe'de öyle, Beşiktaş'ta da öyle. Ama ortada yani Osmanlıspor'un da oynadığı takım oyun. Şöyle bir yine parantez açmak istiyorum. Dün Aykut Kocaman'ın bir açıklaması vardı. Avrupa'ya kaldık ama gerçekçi olmak lazım. Kimse kupanın hayalini kurmuyor. Biz bu misyonu edinmek istiyoruz, Avrupa misyonunu. Tabii ki hepimiz bütün Avrupa'da oynayan takımlarımızın gruptan çıkmasını, keşke yarı finale kadar çıksalar, çeyrek finale kadar çıksalar, birbirleriyle oynasalar. Ama oraları oynamak, oraların tadına bakmak, deplasmana gitmek, yurt dışından bir takımın senin şehrine gelmesi, onunla mücadele etmen, yabancı hakemler, yani o bambaşka bir duygu. Yani şehirlerimizin, takımlarımızın, futbolcularımızın bunları yaşaması orada maç kazanmaktan çok daha önemli bence. Ben de öyle düşünüyorum. Bu demin de bahsetmiş olduğum Avrupa'da top oynama, Avrupa'da futbol oynama kültürünün gelişmesi. Ben hatta geçen haftada konuşurken Trabzonspor'la ilgili Gökmen abi Trabzonspor'un gerçekçi hedefi nedir diye sorduğunda ben her yıl Avrupa'da futbol oynamak olmalı. Gerçekçi hedefi bu sezonda tek hedefi Avrupa kupalarına gidecek dereceyi kazanmak olmalı. Bunun üstünde olabilecek her türlü başarı bu işin ekstrasıdır demiştim. O yüzden özellikle Konyaspor gibi bir şehir takımı örneğini verirsek ben Trabzonspor'u da burada Konyaspor'dan ayrı tutmuyorum. Trabzonspor'u da Konyaspor'la beraber, o takımlarla beraber değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da futbol oynamak, Avrupa kupalarında mücadele etmek gerçekten o şehre farklı bir hava veriyor. Farklı bir vizyon katıyor. Biz bunu çünkü Trabzonspor'da da gördük. Yani Trabzon'a yakın tarihte baktığımızda Trabzonspor Avni Akers adına Inter geldi, Juventus geldi, Napoli geldi.
Ondan sonra Trabzonspor bu deplasmanlara gitti. Bu işin bir de ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. Yani siz Avrupa kupalarında mücadele ettikçe Avrupa'da isminizi duyuruyorsunuz. Şehrinize inen uçak sayısı artıyor. Şehirdeki esnafa bunun bir katkısı oluyor. Şehrin ekonomik döngüsüne katkısı oluyor. Bu yüzden Avrupa futbolunda ilerleyebilmek adına da burada kendi tuttuğumuz kulüpler sadece bizim buradaki mücadelemiz. Avrupa'da gerçekten birbirimize destek olmalıyız. Çünkü şu bu şöyledir. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısı Trabzonspor'a fayda sağlıyor. Trabzon'un başarısı Galatasaray'a, Galatasaray'ın başarısı Beşiktaş'a. Bu böyledir. Yani senin ülkendeki bir takımının veya milli takımının aldığı ve ülke puanına katkı sağladığı puanlar sayesinde belki bir tur daha az ön eleme oynuyorsun. Gruplara kalma ihtimalin artıyor veya gruplara kalıyorsan katılmış olduğun torba daha yüksek oluyor. Böyle olunca daha kolay rakiplerle karşılaşıyorsun. Avrupa'da oynadığın maç sayısı artıyor. Bu yüzden biz ülkece Avrupa futboluna çok yani değer vermeliyiz. Birbirimize orada destek olmalıyız. Ve hatta buradaki 34 haftalık lig maratonunu yani şöyle söyleyeyim. Benim için Turkcell Süper Ligi yani Türkiye Süper Ligi şu demektir. O sezonun şampiyonluğu değil, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için 34 haftalık bir mücadeledir. Başka hiçbir şey değil. Amaç bu olmalı değil mi zaten? Bence de kesinlikle bu. Kesinlikle bu olmalı çünkü gerçekten amaç bu işi Avrupa'da, Batı'da yani dünyanın futbolda bu konuda merkezi neresiyse. Şimdi Şampiyonlar Ligi çok önemli bir organizasyon. Çok büyük bir organizasyon. UEFA hakeza öyle. Eğer organizasyonların en büyüğü buysa ve buna katılmak önemli olan burada amaç o organizasyonların bir parçası olmaktır. Yerel ligler sadece o organizasyona katılmak için bir araçtır. Başka bundan öte hiçbir şey değildir. Yakınlarında, çevrende Beşiktaşlılar vardır. Beşiktaş taraftarları Şampiyonlar Ligi kurallarından bir gün önce ve o gün yani uyuyamayanlar, kendi kendine kura çekenler, kurayı yorumlayanlar, teker teker analiz yapanlar. Şimdi biz spor gazetecisi olarak işimiz gereği araştırıyoruz. Ben severek de araştırıyorum. İşimiz gereği araştırıyoruz, haberleştiriyoruz. O takım şöyledir, şu zaman oynayacak. Yani bakıyorum benim kadar araştıran, yazan taraftarlar var. Yani bunun heyecanı bile o şampiyonluğu istemendeki şevk olmalı. Tabii ki yani özellikle Şampiyonlar Ligi, yani tabii UEFA da çok kıymetli bir organizasyon ama Şampiyonlar Ligi gerçekten çok özel bir organizasyon. O Şampiyonlar Ligi müziği çaldığı zaman tüyleri diken diken olmayan futbol sever olur mu abi? Tabii ki olmaz. Ben de o şansa erişenlerdenim. 2011-2012 sezonunda Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Avniyaker'deki ilk Şampiyonlar Ligi maçı Lille maçıydı. O maçta hakikaten senin de söylediğin gibi Şampiyonlar Ligi marşı statta çaldığı anda gerçekten bir tüyleriniz diken diken oluyor yani. Çok büyülü bir atmosfer. Dün de hatta ben kura çekimini de Beşiktaşlı bir arkadaşımla izledim. İzlediğimiz yerde başka Beşiktaşlılar da vardı. İnsanlar maç izliyormuş heyecanıyla izledi kura çekimini. Bundan bahsediyorum. İşte, inşallah şu grup gelir, inşallah şu grup gelmez. İşte o Barcelona'nın olduğu grup gelmeyince bir sevinç, alkış. Ondan sonra ki hatta zaten sonrasında örneğin spor haberlerinde de görüyoruz. Futbolcular da aynı şevkle izliyor. Aynı sevinci yaşıyor. Yani taraftar olursa da ne kadar duygusal bir şeyle izliyorsa futbolcular da aynı heyecan ve aynı merakla izliyor. Yani heyecanı ve stresi yani büyüklüğü, coşkusu daha kura çekiminde başlayan bir organizasyon. O yüzden Türkiye Ligi de bizler için bu organizasyona, buna benzer organizasyonlara katılmak için gerçekten sadece bir araç olarak görmemiz gereken bir şey. Peki sonlandırırken tekrar ve tekrar Akhisar Galatasaray maçı öneriyorum. Sence maç ne olur abi? Bence maç gollü bir beraberlikle sonuçlanır. Yani berabere biter ondan sonra ama iki takım da gol bulur. Ben Akhisar'ın kendi evinde geçen haftaki gördüğüm Galatasaray'a mağlup olmayacağını düşünüyorum. Akhisar kendi evinde bu maçtan beraberlik çıkartacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da dediğim gibi yenilmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden benim aklımdan geçen bu maç için beraberlik. Ama ben iki taraf takımında gol bulmaya müsait takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden sıkıcı olmayan bir gollü beraberlik maçı. Gene dünkü Beşiktaş-Konya Spor maçı gibi bir maç olabilir diye düşünüyorum. Yani skorunu bilmiyorum da umarım
keyifli güzel bir maç izleriz. Ligimizde bütün maçlar keyifli güzel olur. Futbol bizim hayatımızın merkezindeki bir şey. Niye bunu keyifli bir şekilde yaşamayalım, değil mi abi? Tabii ki öyle. Yani sırf ya çünkü futbol sever olmak öyle bir şey zaten. Futbol sever olduğunuz zaman sadece kendi tuttuğunuz takımın maçını izlemiyorsunuz. Her takımın maçını izliyorsunuz ve o her maç keyifli olsun istiyorsunuz. Yani örneğin dünkü bir Beşiktaş-Konyaspor maçı gerçekten çok keyifli bir maçtı. Hatta bir noktadan sonra öyle bir hale geldi ki sanki ligin ikinci değil 32. haftasının maçıymış gibi. Yani bir anda böyle iki tarafında bir galibiyet hırsı, top bir o kalede bir bu kalede, gerçekten keyifli oldu. Dileğimiz bütün maçların böyle olması. Bu keyif arttıkça hem ekran başında hem de stadyumlarda maçlara da, yani genel itibariyle futbolda ilgi artacaktır. Teşekkürler. Sevgili İlker Tosun, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben tekrar teşekkür bekleriz. Ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Sevgili Gama Spor takipçileri, bir futbol gündeminin daha sonuna geldik. Sevgili İlker Tosun'a teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.